Aykırı sorularda sizinle beraber Cüneyt Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir pas attı. Pasla ilgili bir tartışmaya da programı kapattı. Bakalım o tartışma nereye gidecek? Futboldan kadınlar anlar mı paşam? Anlarlar. Anlarlar. Evet. Kadınsız futbolda zaten tatsız tutsuz oluyor. Kesin kez katılıyorum. Zaten Fenerbahçe'de sadece kadınlar oynamaya başladı bu aralar. O da bir başka sıkıntı ama sıkıntı bence erkeklere sıkıntı. Kadınların huzurunda oynayan takımlar daha huzurlu gibi geliyor bana. Kadınla erkekle olsa ama en güzeli olur. En güzeli o. Keşke olabilsin. Peki Fenerbahçe yine döneceğiz ama Sayın Atilla Kıyat, siz Türkiye'de cesur konuşan askerlerden biri olarak algılanıyorsunuz. Türkiye'de cesur olmak tuhaf. Halbuki cesaret gerektirmemesi gerekir demokrasinin, değil mi? Tabii esasında deriz ya çok dürüst. Dürüst insansa dürüst olacak. İnsansa demokratik bir ülkede yaşıyorsa da cesur olacak. Dolayısıyla ben cesurluğun, dürüstlüğün böyle ekstra bir vasıf olarak anılmasından hakikaten rahatsızım. Sizi buraya çağırmamızın en önemli nedeni Türkiye'deki asker ve siyaset ilişkisinin vesayet kalktı dendiği süreçte bile farklı türden tartışılması. Ben hemen işin başında bazı meseleleri halletmek istiyorum. Bir tanesi şu, demokrat asker ve darbeci asker diye bir ayrım var. Allah aşkına siz demokrat mısınız, darbeci misiniz? Ben askerim. Sadece askerim. İzin verirseniz bütün sorulara çok açık kalplilikle cevap vereceğim. Ama çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü birçok insan sabahtan beri telefon da ediyor bana. Hangi konuda? Gerginler. Yani gerginler. Ben önce diyorum bir ekran başındakileri, karşısındakileri bir rahatlatayım. Bir ufak gülümseyelim. Benden dolayı gergin değiller. Hayır. Türkiye'nin durumundan dolayı gerginler. Bir karşılıklı gülümseyelim. Ondan sonra da çok hızlı bir şekilde buyurun, girelim. Gülümseyin. Çok vaktinizi almayacağım. Şimdi Balyoz davası. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geliyor. Askerler hemen bir darbe planı yapıyor. Bu darbe planının adı Balyoz. Askerler bunu hemen Mart ayında provasını yapıyorlar. Birinci Ordu plan tatbikatında. Genelkurmay Başkanımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız bundan haberdar. MİT Müsteşarımız bundan haberdar. Son günlerde yapılan konuşmalara bakılırsa bütün hükümet üyeleri bundan haberdar. Ve sonra Genelkurmay Başkanımız ve Balyoz iddianamesine göre de Kara Kuvvetleri Komutanımız bu darbeyi önlüyor. Şimdi bunun doğru olduğunu varsayalım. Doğru olduğunu varsaydıktan sonra benim kafam karışmaya başlıyor. Niye karışmaya başlıyor? Darbe önlendi. Peki darbeciler ne oldu? Şimdi dün akşam eski programınızda saygı duyduğum bir hanımefendi devamlı Çetin Doğan'ın emekli edilerek tasfiye edildiğini, altını çize çize birkaç kere tasfiye edildiğini söylüyor. Bu darbe diyelim provası Mart ayında yapıldı. Çetin Doğan 5,5 ay daha 1. Ordu'nun başında kaldı. Çetin Doğan Mart ayında böyle bir seminer yapmasaydı ve Çetin Doğan Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirdiği baştaki sorunuzun muhatabı en demokrat asker olsaydı, hatta defalarca Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı'na bağlanması gerektiğini söyleyip hükümete silahlı kuvvetlerin bağlılığını teyiden tekrarlasaydı, 30 Ağustos 2003'te bazılarının beğenmediği bizim teamüllerimiz gereği emekli olacaktı. Niçin emekli olacaktı? Orgeneralik süresinde 4. yılını tamamlamıştı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamı da dolu olduğu için emekli olacaktı. 20 yıl alan iki sanık daha var. Demek ki onlar yardımcısıydı Çetin Doğan'ın. Birisi kimdi? Özden Örnek. Önlenen darbede bu darbeci arkadaş tırnak içinde neydi? Donanma komutanı. Ha peki sen darbecisin diyenler ve hakikaten yani darbeyi önleyenlerin önermesiyle darbeden haberdar olduğunu söyleyenlerin onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı yapıldı. Diğeri kimdi? İbrahim Fırtına. O ne oldu? Dediler ki senin emrinde harp akademileri var. Harp akademileri bir eğitim müessesidir. Belki darbe yapamazsın. Gene darbeyi önleyenlerin önermesi, darbeden haberdarların onayıyla Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Şimdi bütün arkadaşlarımı saymayacağım. Ama ismi çok geçtiği için bir de Ergin Saygun'u söyleyeceğim. Orada tamamlayalım sorularımı. Sevgili, hemen bitiyor. Güleceğiz çünkü. Sevgili kardeşim Ergin Saygun'u. Ergin Saygun ne yapıldı? Darbeci tırnak içinde Ergin Saygun. Darbe için uluslararası destek şart ya. Brüksel Askeri NATO karargahına gönderildi. Oradan terfi ettirilerek geri döndü.
orgeneral oldu. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldu. Bütün kara kuvvetlerine hakim olacak bir makam. Ondan sonra Genelkurmay ikinci başkanı oldu. Her üç kuvvete hakim olacak bir makam. Sonra da dediler ki sen artık yetiştin. O 2003'te beceremediğin var ya, al senin emrine bir de ordu veriyoruz. Ve ordu komutanı oldu. Şimdi ben diyorum ki sanki darbeyi önleyenler, ya biz sizde potansiyel bir darbecilik gördük. Heves de gördük. Fakat makamlarınız, rütbeleriniz, bazı yetenekleriniz bunun için yeterli değildi. Şimdi yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız diye darbeyi önledik. Ondan sonra size rütbe verdik, makam verdik, emek verdik. Sizleri yetiştirdik. Ya bir darbe yapamadınız diye bu soruşturmayı açsalardı, inanın daha az karışacaktı kafam. Şimdi buyurun. Bayağı şey. Peki neden Sayın İlker Başbuğ bir terör örgütü üyesi ve darbeci de? Neden Hilmi Özkök değil? Tabii ki bir genelkurmay başkanının darbeci olarak ilan edilmesi silahlı kuvvetleri çok derinden yargılayan bir husus. Ama hepten haksız değiliz bunda. Yani ne o bir terörist olarak ilan edilseydi, neredeyse terörist ilan edildi. Öyle, suçlama öyle. Suçlama öyle. O zaman tabii ki herkese o hak doğuyor herkeste. Niçin Hilmi Özkök değil, niçin Altaç Yalman değil veya niçin Yaşar Büyükanıt değil soru sorma hakkını, hakkını veriyorsunuz. Bence niçini şu, bu komutanlar ki bunların içinde sadece benim büyüğümdür Hilmi Özkök, diğerleri benden küçüktür hepsi. Bu komutanlar silahlı kuvvetlerin kendilerinden beklediği cesareti göstererek bu davalarla ve olan işlerle ilgili olarak biraz evvel bahsettiğiniz cesurluk vasfına haiz olarak maalesef çok açık, seçik, toplumun anlayabileceği mesajlar veremediler. Hangi arkadaşlar bunlar? Bunlar işte Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, Altaç Yalman. Onları kınıyor musunuz? Onları kınamak askeri terbiyem için müsait sivil, değil. Sivil konuşuyoruz. Müsait değil. Tamam, sivil sivil konuşuyorsak gene de kimisinin komutanlık, kimisinin bende askerlik arkadaşlık hakkı vardır. Kınamak ağır kaçabilir. Silah arkadaşınız olarak onları yanınızda hissediyor musunuz? Şu anda yanımda hissetmiyorum. Peki daha doğrusu benim hissedip hissetmemem mühim değil. Ben emekliyim ama hali hazırda silahlı kuvvetlerde olanlar, en azından benim konuştuklarım, onları kendi yanlarında silah arkadaşı olarak hissetmiyorlar. Ordu evlerine girdikleri zaman bu komutanlar o saygıyı görürler mi artık? Gidip gidemediklerini bilemiyorum. Giderken kendilerinin de bir endişe taşıdıklarından eminim. O saygıyı görür müyüz, görmez miyiz anlamında. Silahlı kuvvetler yetiştirilmeleri, aile terbiyesi, silahlı kuvvetlerin verdiği terbiye dolayısıyla belki makamlarına karşı hala saygılıdırlar ama şahıslarına karşı saygılı maalesef değiller. Yani Türkiye ordusu tarihinde onlar demokrat olarak mı geçti, silah arkadaşlarını yarı yolda bırakanlar olarak mı geçti? Tabii ki demokrat olarak geçmediler. Çünkü demokrasinin sadece silahlı kuvvetlerin vesayeti kalkar ve silahlı kuvvetleri hallederiz ondan sonra da demokrat bir ülke oluruz anlamında almıyorum ben demokrasiyi. Yani 21 Eylül karar gününü demokrasi günü olarak ilan edenlerle 27 Mayıs'ı Anayasa ve Hürriyet Bayramı ilan edenler arasındaki zihniyet benim için hiç de farklı olmayan bir zihniyettir. İkisi de darbeci diyorsunuz. Evet, ikisi de darbeci bir zihniyettir. Onun için sivil darbe. Vallahi sivil darbe sahada sivil darbe. İkisi de darbeci zihniyettir. Demek ki her darbeyi yapan yaptığı darbenin bayramını ilan etmektedir. O bakımdan demokrasi kültürü tabii ki ülkeye yerleşmemiştir ama darbe kültürü yerleşmiştir. Darbe kültürünü de bu ülkeye yerleştiren tek başına biz askerler değiliz. Bu darbe kültürü iş dünyasıyla, bürokrasiyle, siyasetçilerle, toplumsal taleple. Evet, toplumsal taleple, yargısıyla, üniversiteleriyle, sivil toplum örgütleriyle yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmanın yolu, öyle ben 20 seneye mahkum ettim, ertesi günü de bayram ilan ettim, bir daha kimse darbe düşünmez diye düşünmemelidir. Çünkü aksi takdirde
kusura bakmayın. Aksi takdirde şu, ben efendim terör cinayetlerinden Ahmet'i 50 seneye mahkum ettim. Bundan sonra Türkiye'de hiç terör cinayeti olmayacak demeye benzer. Sizi biraz dertli ve öfkeli gördüm bu açıdan. Acı çeker gibisin. Acı çekiyorum. Neden? Acı çekiyorum. Vesayet kalktı işte askeri vesayet. Yok, şöyle acı çekiyorum. Askeri vesayetin kalkması, biliyorsunuz siz beni eğer takip ettiyseniz, evet, ki siz de daha evvel de programlar yaptık. Ben şunu söylemiş bir insanım. Terörün nasıl haklı bir gerekçesi olmazsa darbenin de haklı bir gerekçesi olmaz dedim. Lütfen dinleyenler de bu sözümü, evet, hatırlayarak beni dinlesinler. Ama beni yaralayan 43 yıldır üniformasını giydiğim silahlı kuvvetlerin bu kadar bilinçli bir şekilde, ha bizim kendi suçlarımız da var. Ben bunları bir arena programıydı galiba. Çok, evet, açık yüreklilikle onları da. Uğur anlattım. Tabii Uğur Dündar'a da anlattım. Bunları da anlattım. Ama bir ülkenin milli gücünün en önemli unsurlarından biri olan ekonomik gücüyle birlikte, coğrafi gücüyle birlikte, sosyo-kültürel gücüyle birlikte silahlı kuvvetlerinin bu derece yıpratılması ve özellikle de yıpratılmak üzere hedef seçilmiş olması, onun dışında da insani boyutuyla cuma akşamı bu üzüntüyü yaşayan hemen hemen herkesin yakından veya uzaktan arkadaşım, bir kısmının dostum olması. Şunu soracağım. Çok net soruyorum. Bu soruyu geçeceğiz çünkü daha çok sorumuz var. Çok, peki, basit. Balyoz davası sonuçlandı. Siz Atilla Kıyat olarak eski bir asker, şu anda sivil ve bir kanaat önderi olarak oradaki insanların hepsi suçsuzdur diyebilir misiniz? Ben oradaki insanların Balyoz darbe planından suçsuz olduğunu söyleyebilirim. Hepsi suçsuzdur derim. Ama ben şunu da söylerim. 2002 yılıyla efendim 2003, 2004, 2005 yıllarında silahlı kuvvetlerde darbe düşünülmemiştir. Veya düşünüldü darbe mi? Konuşu düşünülmüştür. Neden düşünülmüştür? Yani AKP korkusu mu? Sadece darbe, evet. Şimdi bakın, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi gelmiş. Efendim asker, asker şokta. Adalet ve Kalkınma Partisi de şokta. Yani korkuyor. Şokta derken şey, evet, acaba bunlar bana karşı bir şey yapar mı? Öbür tarafta acaba bunlar hakikaten benim belirlediğim şeriatçılar mı? Türkiye'ye şeriatı getirirler mi? Birbirini iyi tanımayan fakat niyetini okumaya çalışan iki boksör gibi gardlarını aldılar, bekliyorlar. Şimdi bu sırada sizin hükümeti değerlendirmeniz farklıdır. Emekli subayların bir köşede oturup değerlendirmesi farklıdır. Askerlerin, hele orgeneral, oramiral rütbesinde olanların farklıdır. Bir araya gelmişlerdir. Asker şeriat geldi diye mi düşündü o gün? Asker bence o gün dedi ki benim birinci görevim, ki bu görevi onlara verenler de başbakanın imzasıyla milli askeri stratejik belgeydi. O belgede birinci derece öncelikli tehdit şeriattır yazıyordu. Askere de görev veriyordu. Bu tehdit bitti mi Türkiye'de şeriat tehdidi? Efendim şeriat tehdidi bitmez. Yani nasıl terörizm bitmezse şeriat, her türlü tehdit muhakkak marjinalleşebilir, yaşar. Yani şu oldu, bu oldu, şeriat tehdidi bitti, bu oldu, darbe tehdidi bitti gibi şey düşünün. AKP eşittir şeriat duygusu var mı sizde? Hayır, bende Adalet ve Kalkınma Partisi eşittir şeriat duygusu yok. Ama bende şu duygu var. Bunlar birbirlerinin niyetini okuyan iki boksör gibi davranacaklarına bence eğer bir yerde darbe düşünülüyorsa, bakın Balyoz'u ayrı tutuyorum. Çünkü vaktimiz kalırsa Balyoz'un bir plan tatbikatı olduğunu da kanıtlayabilirim burada. Balyoz'u ayrı tutuyorum. Balyoz'un dışında ben orgenerallerin, oramirallerin bir araya gelip eyvah ne yapacağız? Acaba bir mektup mu yazsak? İsterseniz muhtıra verelim. Bunları muhtıra kesmez. Şu anda da bu kaygıyı duyanlar var mı? Söylemese bile. Söylemese bile kaygıyı duyanlar vardır. Ordunun içinde şu anda. Evet, vardır. Neden vardır? Çünkü ordu son derece kırgın, üzgün ve kızgındır. Bu darbe silahlı riski var mı yani? Darbe riski olduğunu zannetmiyorum. Ben bunu da söyledim. Bir tek ben şeye karşıyım. Bu ordu artık darbe yapamaz. Yani ben de devamlı diyorum ki yapar ne olur? No, hayır, yapmaz. Yani bu ağayı atın diyorum. Yapamaz. Elinde silah olan herkes isterse darbe yapar. Ha, kanlı olur, kansız olur, başka türlü olur, bir şey olur. Bu potansiyel var diyorsunuz. Efendim potansiyel derken Türkiye'de darbe potansiyeli var demiyorum. Elinde silah olan kişi isterse darbe yapar diyorum. Ama diyorum ki artık Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de darbe yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü inanın bu davalar başlamadan önce de bu içeride tartışmalar olduktan sonra da yani noktalı virgül, reklama gidiyoruz 40 saniye. Peki. Sevgili seyirciler, ilk defa Hüseyin Aygün Aykır sorularda konuşacak.
Enver Bey, iyi akşamlar. Demokrasiyi biz hep yanlış anladık. Biz galiba hep yanlış anladık. Ne anladık? Doğrusunu. Demokrasi önce eşitlik dedi. Olmadığını sonra anladık. Hiçbir siyasal partinin hazırlamadığı türden bir rapor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu soruyla devam ediyoruz. Neden denizcilerin üstüne özel olarak gidiliyor? Bu çok tartışılan bir soru. Tabii ki biraz evvel söylediğiniz, ben sizi gergin ve üzgün görüyorum derken, denizci olmamın da bunda çok önemli bir payı var. Şimdi düşünebiliyor musunuz Sayın Aysever? 47-48 amirali olan bir kuvvetin 28 amirali, muazzaf amirali hapiste. Ve bunlar 16 sene ve üstünde hapis cezasıyla cezalandırılmışlar. Şimdi deniz kuvvetlerinde bu çocuklar hemen hemen en mutena görevlerinin başından alınarak, en değerli amirallerin getirildiği görevlerin başından alınarak götürüldüler. Şimdi iki husus var. Deniz kuvvetleri bölgede hevesi olan, bölgeyi şekillendirmek isteyen güçlerin hiç de hesap edemeyeceği bir şekilde büyüdü Türk Deniz Kuvvetleri. Eğitim seviyesi son derece yükseldi. Dünyadaki kendi gemisini dizayn eden 10 ülke arasında yer aldı. O zaman bir küresel müdahale mi? Bence küresel bir müdahale söz konusu. Çünkü Akdeniz'e hakim olmak isteyenler, Karadeniz'e hakim olmak isteyenler. Vallahi bana sorarsanız Orta Doğu'da kimin gözü varsa o. Kimin yani, var? Bence Amerika'nın var. Yani Amerika şekillendirmek ister. Karadeniz'de kimin gözü varsa o. Karadeniz'de kimin gözü var? Yani Amerika Türk denizcilerini tasfiye mi etti? Amerika esasında 28 Şubat'ın mimarı olan, öyle deniyor, rahmetli Güven Erkaya'nın, ki kendisi hiçbir zaman darbe taraftarı değildi, müşterek bir anım da var. Nasıl olsa 28 Şubat'ın mimarı olarak bilinen Güven Erkaya'ya intikam duygusu besleyen, Türkiye'deki kişilerden istifade ederek, resmin büyüğünü onlara göstermeden, onların yardımıyla ben Türk Deniz Kuvvetleri'ni bitiririm diye düşündü herhalde. Peki Türkiye buna uyanamadı mı siyasal iktidar olarak, işbirlikçisi gibi? Bence şöyle, siyasal iktidar bu oyunun içinde olmayabilir. Neden olmayabilir? Çünkü siyasal iktidar, hiçbir siyasal iktidar silahlı kuvvetlerinin bilinçli bir şekilde yıpratılmasını istemez. Hele böyle tırnak içinde aktif politika yürüttüğünü, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya lider olmak üzere yola çıktığını, dünyanın en saygın veya bölgesel güç veya küresel kim güç peki? Olmaya kim, kalkan. Kim buradaki yanlışı yapan? İşte dediğim, buradaki yanlışı yapanlar. Açık sorayım, cemaat mı? Bilemiyorum. Yani, hakikaten olsa evet, bu cemaat derim. Bu kuşkunuz var mı? Bilemiyorum. Kuşkum, şöyle bir kuşkum var. 28 Şubat'tan en fazla kimler zarar gördü diye düşünüyorum. Bu zarar verenlerin intikam duygusundan istifade ederek bu oyun planlanmıştır diyorum. Ama bakın, deniz kuvvetlerini hakikaten geçmişini çaldılar, geleceğini çaldılar. Geçmişi belki pek fazla önemli olmayabilir ama o insanların geçmişi önemli, emeklerini çaldılar. Ama geleceğinin çalınması deniz kuvvetlerinin çok önemli. Ayrıca deniz kuvvetlerinde maalesef görevde kalan amirallerde de görevini şevkle yapma hissini bitirdiler. Onlardaki çünkü sual işareti şimdi diyor ki, aslarım acaba bu arkadaşları içeri alındı, onun için mi bunlar bu göreve korkuyorlar geldi? Korkuyorlar mı ordudakiler şu anda, görevdekiler? Efendim şimdi korku, şöyle bir korku var. Bizi de alırlar diye korkuyorlar. Tabii bizi de alırlar mı, herkes de var. Asker korkar mı? Asker korkmaz. Yani bizi de alırlar mı duygusu var. Bizi de alırlar mı sorgusu var. Onlar. Şimdi korkarsak benim mesela bu yayına gelmemem lazım. Bana telefonda söylemiştiniz. Ben dostluk mantıksız sevgidir demiştim. İşte eğer sevgili Ergin Saygun sizin dostunuzsa, ben böyle bir programa efendim çıkarsam acaba benim aleyhime mi olur diye düşünürsem, bu dostluk değil. Askerliğe de yakışmaz diyorsunuz. Askerliğe de yakışmaz. O zaman şunu soracağım. Bütün Türkiye bu soruyu bekliyor. Ne olur buna cevap verin. Siz askerliğe yakışmaz, ben dostumun arkasındayım diyorsunuz. Muhtemelen suçlu da olduğunu düşünseniz arkasında olurdunuz herhalde. Suçu savunmazdınız, dostu savunurdunuz. Suçu savunmazdım, dostu savunurdum. Tamam. Tabii. Peki, çok net bir soru. Bugün Sayın Yalman bir açıklama yapıyor. Benim elimde ordu vardı diyor, darbeyi ben engelledim diyor. Yani Özkök'ün böyle bir engelleme şansı yoktu diyor. Doğru mu? Ben çok üzüldüm onu okuduğum şunu zaman. Hayır, bence doğru değil. Yani niye doğru değil? Korktukları için mi bunu söylüyorlar? Yani artık birbirini ispiyonluyorlar mı? O rütbedeki insanlara yakıştıramıyorum. Onlardan bir tek şey rica ediyorum. Artık konuşmasınlar. Özkök ve Yalman, Özkök ve Yalman,
mahkemeye gelip konuşmayan bu iki komutanımız lütfen beni bağışlasınlar ve bundan sonra ebediyen sussunlar. Hala komutanınız mı sizin onlar? İlmi Özkök komutanım, Altaç Yalman devre arkadaşım. Hala komutanım derken eskiden komutanım dediğim gibi komutan saygısı duyuyor musunuz? Diken diken bağışlasınlar duyamıyorum. Özkök'e saygı duymuyorsunuz? Duyamıyorum. Büyükanıt'a duyuyor musunuz? Büyükanıt'a da duyamıyorum. Peki ben buraya çağırsam gelirler mi? Tahmin etmiyorum. Neden? Er Meydanı? Yok hayır şundan gelmezler. Beni onlar hala severler. Atilla Kıyat artık ebediyen susun dediğine göre biz gidip konuşmayalım derler. Ha, size saygılarından, evet. Korktuklarından değil. Yok hayır. Peki ben şunu soracağım. Asker ailelerini dinliyorum ve çok kırgınlar. Sizce bu bütün olup bitenler aslında bir silah arkadaşı duygusunu tamamen ortadan kaldırdı mı Türk Silahlı Kuvvetleri? Tamamen ortadan kaldırmadı ama maalesef bizim çok önemli bir dayanışma duygumuzun bir bölümünü ortadan kaldırdı. Şimdi biraz evvel asker korkar mı dediniz. Asker korkmaz ama çocuklar korkuyor. Asker çocukları korkuyor. Çünkü Gölcük'te çocuklar annelerine doğru söylüyorsun değil mi anne babam tatbikatta hapse almadılar değil mi sorusunu soruyor. Şimdi dışarıda kalanlar içeridekiler dışarıdakilerin kendilerini yeteri kadar desteklemediğini düşünüyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ben silahlı kuvvetlere bu konuda silahlı kuvvetlere sahip çıkması gereken makamların yeteri kadar sahip çıkmadığını. Genelkurmay başkanları sırasıyla neden bunu söylüyorum? Kusura bakmasın Sayın İlker Başbuğ da dahil. Bunu söylememin nedeni şu. Ona da mı kırgınsınız? Kırgın değilim ama söylememin nedeni şu. Genelkurmay Balyoz davası gibi bir davaya muhakkak müdahil olmalıydı. Ne olarak? Müdahillik şu, yani müdahale etmeli değil, hukuk terimi olarak müdahale konu. Çünkü bu dava en fazla silahlı kuvvetlere zarar vermişti. Eğer hakikaten bu darbe doğruysa, şikayetçi olduğu kişiler bize bu kadar zarar veren, bu darbeye teşebbüs eden arkadaşlarımız olmalıydı. Ama İlker Başbuğ masalara vurdu. Masalara vurmakla işte olmuyor. Keşke vurmasaydı. Evet. Neden bu müdahilliği istiyorum? Çünkü İlker Başbuğ defalarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir psikolojik harekatın hedefi olduğunu masalara vurarak söyledi. Maalesef Türkiye'de hiçbir savcı... Kendini de kurtaramadı. Maalesef Türkiye'de hiçbir savcı da imzasız mektuplarla işlem yapan, sahte CD'lerle işlem yapan, gizli tanıklarla işlem yapan bir savcı ya burada bir genelkurmay başkanı bir şey söylüyor bir de gidip onu dinleyeyim demedi. Ama dinlememesine rağmen masalara vurarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir psikolojik taarruz altında olduğunu söyleyen İlker Başbuğ savcıları çağırıp elindeki kanıtları vermeliydi. Bakın Balyoz davası ne zaman biter biliyor musunuz? Herkesin gönlü ve vicdanı rahat olarak. Emniyetimiz savcıların talebiyle bu gizli tanıkları, bu CD üretenleri, bu gazeteye gidip bavul teslim edenleri bulup bunların hakikaten demokrasi havarisi mi yoksa bir takım insanların maşası mı olduğunu çözdüğü gün başka biter. Soru. Buyurun. Arka arkaya Genelkurmay Başkanı ve şeyler emekliliklerini istediler. Kuvvet komutanları. Bir tek Sayın Özel istemedi. Hı hı. Mesela siz o gün Sayın Özel'in yerinde olsaydınız istifa eder miydiniz? Ben istifa ederdim ama bakın dışarıdan ben istifa ederdim demek kolay. Neden kolay? Yani ben Sayın Özel'i istifa etmeme nedenini arkadaşlarını satmak anlamında almıyorum. Görevini yerine getiriyor mu şu anda? Sorumlu olmadığınız bir konuda karar vermek kolay. Ya belki devletin devamı, silahlı kuvvetlerin devamı ben de gidersem silahlı kuvvetler bir anda başsız kalacak diye de düşünebilir. Bu benim samimi, halisane bir düşüncem. Ama dediğim gibi istifa etmeyip de silahlı kuvvetlerin başına geçtikten sonra muhakkak surette bu davanın müdahili olmalıydı. Ben şimdi tekrar... Başarılı buluyor musunuz? Şimdi... Ne olur samimi konuşuyorsun. Ya ben tabii ki samimi konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbir şeye kadar konuşmadım. Yani Sayın Özel niye iyi asker? Hangi savaşı kazandı? Yoksa niye demokrat asker? Hangi ölçüyle? Efendim daha önceki genelkurmay başkanlarımızın da hiçbiri herhangi bir savaş kazanmadı. Savaş kazanmakla mukayese etmemek lazım. Ama bakın bundan evvelki birçok askerimiz için, birçok komutanımız için
İyi ki bunlarla harbe gitmemişiz ona dendi. Bakın, Sayın Arınç iyi ki harbe. Haklı hatta, mı Sayın Arınç? Hatta dedi ki hayır devam ediyorum hayır diyeyim hemen. Hatta dediler ki ordu bağırsaklarını temizliyor dediler. Gene kalktı bir parti sözcüsü dedi ki Özer Paşa dedi silahlı kuvvetlerde kalmış son kazulatları temizliyor dedi. Bu söylenen her laf silahlı kuvvetleri çok derinden rencide ediyor. Çok hırslandırıyor. Bakın Sayın Özel hırslandırıyorlar. Şimdi Sayın Özel dediğim gibi en azından şunu yapsın. Davaya müdahil olsun. Hiç olmazsa Yargıtay safhasında müdahil olsun. Ve bugün bazıları çıkıp diyorlar ki canım bu darbe planıydı. Böyle harp oyunu mu olur? Böyle senaryo mu olur? Duysanız sanki her biri İngiltere Silahlı Kuvvetler Kraliyet Koleji'nden mezunlar. Efendim yüksek lisanslarını Amerika Birleşik Devletleri Savunma Akademisi'nde yapmışlar ve gitmişler. Şimdi de askeri stratejik enstitüler, araştırma enstitülerinde de doktora yapıyorlar zannedersiniz bunları. Ben de diyorum ki ben 43 yıllık askerim. Şunu söylediğim için utanıyorum ama söylemek mecburiyetindeyim. Buyurun. Deniz Akademisi'ni ikincilikle kendimle ilgili olduğu için Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni de birincilikle bitirdim. 50'nin üzerinde milli ve uluslararası harp oyunu ve plan tatbikatına katıldım. Ben de diyorum ki bu bir plan tatbikatıydı. Peki az önce bir şey söylediniz onu sormazsam izleyiciler kızar. Asker hırslanıyor dediniz. Hırslanırsa ne yapar? Darbe mi yapar? Asker hırslanırsa darbe yapmaz. Asker hırslanırsa morali bozulur. Asker hırslanırsa değer mi diye sormaya başlar. Neye değer mi? Bugüne kadar yaptıklarıma değer mi? Ölmeye değer mi? Ölmeye değer mi diyebilir. Asker şunu diyebilir. Vatan sevgisini çocuklarımın sevgisinin önüne koydum. Babalık hakkımızı da aldılar ya. Vatan sevgisini çocuklarımın sevgisinin önüne koydum. Değdi mi diye sormaya başlar. Değdi mi diye sormaya başlarsa çok büyük tehlike başlar. Moral çöker silahlı kuvvetlerde. Bu kaygıyı taşıyor musunuz? Taşıyorum. Bu kaygıyı taşıyorum. Peki hep bir laf vardır. Albaylığın sonuna kadar bizim ordumuzun askerleri Türk askeridir. Sonradan NATO askeri olur. Bu bir çelişki midir, doğru mudur? Bu doğru değildir. Ben de NATO'da görev yapmış bir askerim. Efendim işte ben de amiral olduktan sonra NATO'nun askeriyim. Öyle bir şey yok. Ha, bunu niye söylüyorlardır? Şundan söylüyor olabilirler. NATO'ya girdiğiniz zaman tabii ki detayı bilmezler. Detayı ben de burada açıklayamam. Bazı planlar gereği bazı kuvvetleriniz NATO emrindedir aynı zamanda NATO planlarına göre. Siz de bu kuvvetlerin komutanıysanız tabii ki sizin üstünüzde bir NATO komutanı da vardır. Yoksa albaya kadar değil. NATO'da görev yapan binbaşılarımız da vardır. Albaylarımız da vardır. Böyle bir söz doğru değildir. Güçlü ordu artık şehir efsanesi mi? Güçlü ordu şehir efsanesi değil. Güçlü ordu lafından rahatsız olanlar şu düşünsünler bence bunu. Ordumuzu güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Şu anda benim arzu ettiğim derecede güçlü mü değil mi sualinin cevabı moral açısından değildir. Hiç kimse de demesin ki ya Koramiral bak sen ne diyorsun seni düşmanlar da duyuyor. Benim eğitimimi almış olan her komşu amiral, Yunanlı, Suriyeli, Rus, Amerikan, İtalyan, Fransız aklınıza kim geliyorsa her istihbarat ajanı böyle bir ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvende değil miyiz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi şekilde moral kaybetmekte olduğunu değerlendirir. Güvende değil miyiz? Güvendeyiz merak etmeyin onu hiçbir zaman yıkamayacaklar. Peki şunu soracağım. Neden Allah aşkına ordu sürekli Türkiye'nin solcularını kesti? Siz demişsiniz ki dedim. Ben artık bir deniz gezmiş hayranıyım. Ne zaman deniz gezmiş hayranı oldunuz? Yo ben Silahlı Kuvvetler'deyken de deniz gezmiş hayranıydım. Niye hayranıydım? Deniz gezmişin her dediğini muhakkak onaylıyorum anlamında değildi. Ama davasının arkasında duran, cesur olan, dar ağacına çıktığı zaman bile iskemlesini kendi ayağına itip davasından vazgeçmeyen bir insana ben saygı duyarım. Ben şunu da söyledim. Bütün silahlı kuvvetlerin şeylerini sayarken hatalarını veya bizdeki suçları diyeyim sayarken en büyük kötülüğümüzün Türkiye'de solu öldürmek olduğunu da söyledi. Şunu anlıyorum ben. Siz deniz gezmişten sevgiyle söz ederken Özkök, Yalman ve Büyük Anıt'tan bir askere yaraşmayan tavırda gördünüz. Yani bugün deniz gezmiş daha mert çıktı diyorsunuz. Şimdi açık konuşuyoruz diye açık soruyorum. Yok tabii ki açık konuşuyoruz. Tabii ki açık konuşuyoruz. Zaten eskiden hamama giren terler diyorlardı. Şimdi aykırı sorulara giren terler diyorlar.
birbirleriyle mukayese etmem. Ama ben de etmem. Sayın, ben Deniz Gezmişçi. Sayın Altaç Yalman ve Sayın Hilmi Özkök'ün daha başka türlü hareket etmelerini beklerdim. Türkiye'de bugün solcuların eksikliğini duyuyor musunuz? Duyuyorum. Duyuyorum. Benim solculuğum tabii ki sosyal demokratlıktır. Dolayısıyla bunun ciddi eksikliğini duyuyorum. Sosyal demokrasinin, efendim, liberal ekonominin, her şeyin birbirine karıştığı bir düzende kendi ana kriterlerinden uzaklaşan, Türkiye'nin nabzını tutarak, yani seçimleri, ki bir nebze öyledir tabii, bir pazarlama aracı olarak görüp hedef kitleye neyi pazarlarsam acaba oy alırım diye bütün partilerimiz piyasa ekonomisini uyguluyorlar. Sayın Kıyat, Komünizmle Mücadele Derneklerini vakti zamanında TSK mı kurdu? Payı var mı? İnanın bilgim yok. Yok, bilgim yok çünkü çok genç rütbelerdeydim. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey personeli ile bugün astsubaylar arasında korkunç bir gerilim var. Bizim Twitter'ımız çöküyor. Astsubaylar diyorlar ki bizim hakkımızı yediler, hakkımızı verin. Sınıfsal bir fark var. Gerçek ordunun sahibi biziz. Ne diyorsunuz? Şimdi maalesef bu da yapıldı. Bazıları haklı mı bu? Hayır, değil. Bazıları iyi niyetle, bazıları maalesef bilinçli olarak hazır komuta kademesini göçertmişken, bunu becermişken, şimdi de ordunun içinde subaylarla subayların arasını bozalım dediler. Benim herhalde binlerce subayım olmuştur. Binlerce subayımın ben hiçbir tanesinin onların haklarını korumadığım hususunda bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Subaylarımız bazı konularda ihmal edilmiş olabilirler. Ama eğer hiyerarşik bir düzenden ve o hiyerarşik düzenin gerektirdiği bazı sosyal yaşam farklarından bahsediyorsak, bu inanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde olduğundan çok daha iyidir. Peki, reklama gideceğim. Reklamdan sonra 2 dakikamız kalacak. Anlaşılan o ki Fenerbahçe, Suriye vesaire konuşmak için 15 gün içinde bir daha buluşmamız gerekiyor. Çünkü bunları da çok soru var. Örneğin Aziz Yıldırım sürecini de konuşmamızda fayda var. Bu aslında sizin geçmişte Fenerbahçe yönetiminde olmanızdan kaynaklı değil sorum. Şundan kaynaklı: siyaset, spor ve bunun arasındaki ilişkiler de Türkiye'yi yönlendiriyor diye düşünüyorum. Ama buna daha uzun bir program gerekiyor. Reklama gitmeden şunu soracağım. Ne olur sonra cevap verin. Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül'de özellikle Türk İslam Sentezi adı altında tarikatları ve cemaatleri etkiledi mi? Bunlardan bir tanesi de destekledi mi? Bunlardan bir tanesi de Gülen cemaati miydi diye size soracağım. Size cevap vereceksiniz. Sevgili seyirciler, bu kritik sorunun yanıtını Sayın Kıyat verecek. Ama 15 gün içinde sahiden Sayın Kıyat'ı kendisine lütfedip gelirse diğer konular için çağıracağım kısa bir ara. Türk Silahlı Kuvvetleri tarikat ve cemaatleri herhangi bir süreçte destekledi mi? Bunlar içinde Gülen cemaati var mıydı diye sormuştum. Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir tarikat veya cemaati desteklemedi. Ama ben her zaman söylediğim gibi 12 Eylül öncesi olayları bir tarafa bırakırsak, 12 Eylül sabah saat 4'te yapılan şey belki kaçınılmaz bir şeydi ama 4'ü bir geçeden itibaren yapılan her şey yanlıştı. O 4'ü bir geçeden itibaren yapılan her şeyin dolaylı bir etkisiyle Türkiye'de cemaatler ve tarikatlar belki yeşerme fırsatını bulmuştur. Ama bu konuda gene ilk akla gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olmasına da ben üzülüyorum. Şimdi cemaat bir vakadır. Yani Kürt yok demekle cemaat yok demek bence aynı şeydir. Ha, cemaatin iyi tarafları vardır, kötü tarafları vardır, severiz sevmeyiz, başka mesele. Ama bakın, bu cemaat okullar açmıştır. Bu cemaatin açtığı okulları bizzat Türkiye'yi idare eden Cumhurbaşkanları gidip açmıştır. Cemaat Sayın Fethullah Gülen adına şey dağıtmıştır, ödüller dağıtmıştır. Zamanın Cumhurbaşkanı, zamanın Başbakanı, hatta anımsıyorum izni olmadan söylediğim için kusura bakmasın. Zamanın Genelkurmay Başkanı, hadi ismini hangisi? Vermeyeyim. Yok, vermeyeyim. Ama o zaman izni yarım yok, kalacak. İzni yok, hayır, yarım kalmaz. İznini alırım, öbür programda söylerim. Mesela bu törene gidip bu plaketi almamıştır. Sayın Fethullah Gülen Vatikan'a gitmiştir. Zamanın Başbakanı Sayın Ecevit, nur içinde yatsın, Vatikan Büyükelçisi'ne emir vermiş. Kendisini havaalanında karşılattırıp Vatikan'da rezidansta yatırmıştır. Anladım. Yani bunları da bilelim diyorsunuz. Bunları bilelim. Şöyle bilelim.
bakın biraz evvel Fenerbahçe dediniz, asker dediniz, konuşacağız, ileride konuşuruz dediniz. Ya biz silahlı kuvvetler Yunanistan'dan ithal edilmedik. Ay'dan da ithal edilmedik. Türkiye'nin ne kadar güzelliği varsa bizde de var. Türkiye'nin ne kadar çirkinliği varsa daha az oranda da olsa bizde de var. Aynı şey sporda da var. Peki son bir soru, tek cevap. Sayın Özkök, Sayın Yalman ve Sayın Büyükanıt, bu Twitter'dan gelen bir soru. Lütfen sor diyorlar. Bu gece tüm bunları duyduktan sonra rahat uyur mu? Bu sözlerden daha başka esas onların rahat uyumamasını gerektiren olaylar vardı. Orada rahat uyudularsa bu sözden sonra rahat, çok daha rahat uyuyabilirler. Mışıl mışıl diyorsunuz. Tabii tabii, niye uyumasınlar ki? Peki sevgili seyirciler, bu hafta Balyoz Dağası'ndan kaynaklı olarak önce iktisadi değerlendirmeleri yaptık biliyorsunuz. TÜSİAD Başkanı'na çok ilginç bir konu oldu. Geçen haftalarda birkaç bakan ağırlamıştık. CHP'den grup başkan vekili ağırladık. Bugün bir emekli asker ağırladık. Yarın iki tane hanımefendiyi ağırlayacağız. İki ayrı hikaye. Bir tanesi tutukluluk süreci içerisinde bir müzisyen olduğu halde grup yorumun bir üyesi Selma sağırlık tehlikesiyle karşı karşıya. Yarın onu kısaca anlatacak. Hemen arkadan da bir hukuk mücadelesi veren, demokrasiye bağlı olan şu anda hüküm giymiş bir askerin kızı, Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek burada olacak. İki ayrı genç kadın, iki ayrı hikaye göreceğiz. İşte Türkiye böyle bir yerde diyeceğiz. Atilla Kıyat bir daha geldiğinde bakın sorular elimde. 28 Şubat Türk Silahlı Kuvvetleri, Fenerbahçe'nin durumu, Suriye politikası, hepsini konuşacağız. Ve Türkiye'nin bir affa ihtiyacı var mı? Bir de bunu konuşacağız. Ama ne zaman? Çok yakın zamanda. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.